Amca şöyle bir sağa doğru, sola doğru bir yere geç. Sizden ricamız, biz burada 20 senedir ezildik, mağdur olduk. Sayın Genel Başkanım, inşallah sizi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, yatacak yerim yok. Vallahi dışarıda yatıyorum, billahi dışarıda yatıyorum. Çarda çamurda yatıyorum, tandırlıkta yatıyorum. Gelin bakın, tek çare sizsiniz. Tek çare Millet İttifakı. Kulunuz kurbanınız olayım. Bizi bu illetten kurtarın. Aynı kanser hastalığı gibi Türkiye'yi salmışlar. Tek doktorumuz sizsiniz. Sizler varsanız bizler varız. Çünkü sorunumuz var deseler başları belli. Ama işte şöyle oluyor. Ondan sorunumuz yok deyince de yukarıya sanki her şey iyi gibi gidiyor yani. Ben özel görüşmelerde sorunları yansıtacağımı düşünüyorum. Yani çünkü normalde bir bürokrat varsa bir sorun onun yetkilileri aktarmak zorunda. Aksi halde görevini yapmamış olur. Dediğim gibi sakın umutsuz olmayın. Türkiye güzel ve umarım hep birlikte daha güzel günleri yakalamak için mücadele edeceğiz ve bu güzelliği yakalayacağız. Sorun çok, sorun büyük ama bu bizi umutsuzluğa asla sürüklememeli. Türkiye'nin bütün sorunlarını Allah nasip ederse kısa süre içerisinde hepsini çözeceğiz. Sayenizde, hepsinin sayesinde. Ey kişine Allah razı olsun, ne şeyde ben. Diyeceğim işte o torunlarım benim desteğimdir. Bunlar da sabit. Ağırlık oldu bana, ağırlık oldu. Hala o da ülke, yani ilçeyi yönetenler yapıyor bunu ya. Yani çok sağlam bitireceğiz bu dönemi. İnşallah. İnşallah. Tek temennimiz var. Moralimizi bozmayın. İnşallah. Yok, bizim moralimiz her zaman yüksek. Evet. Bizim tek sıkıntımız şu anda vatandaşımıza Ramazanlık geliyor. Biraz yardımcı olun. Ne istiyorsun? Okul mu istiyorsun? Okuyacaksın. Ne olmayı düşünüyorsun? Efendim, trafik polisi olacak. Hadi bakalım. Ne kadar sürede çekmiş? Şadiye? Şadiye 6. gün çıkmış. 6. gün. Şadiye yine de hayata bağlı gün. Çiçek, yeni ismi çiçekmiş, çiçek gibi açtı diye. Öyle mi? Herkes çiçek diyor. Pantolonun da çiçek. Kalbimizde yaşıyorsun, kalbimizde. Her şey iyi olacak inşallah. Ayaklarına sağlık.